Ne dediysek çıktı ve tek tek çıkmaya da devam edecek arkadaşlar. Altın 330 seviyelerindeydi biliyorsunuz. 380'e gidecek dedim. 380'den sonra 420. 420'den sonra 450. 450 kırıldıktan sonra ilk hedef 500 olacak diye ısrarla videolar paylaştım sizlerle biliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi 380 önce 420'ye gitti. Sonrasında 450 test edildi. 450 çok hızlı bir şekilde kırılıp geçildi. Ve bugün 481 lira seviyesinde bir gram altın fiyatı görüyoruz. Bu bir kehanet miydi? Yoksa aslında bir takım haberlere, verilere dayanan, analitik bir bakış açısıyla proaktif bir görüş ortaya koyan bir yaklaşım mıydı? Sadece grafikler çizerek bu işin olması mümkün müydü? Tabii ki değildi arkadaşlar. Elbette hepimiz indikatörlere bakıyoruz vesaire. Son bir yıl içerisinde özellikle pandemi sonrasından bahsediyorum. Dünyadaki ekonomileri belirleyen süreç artık teknik sebeplerle oluşmuyor arkadaşlar. Onun için de her zaman söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Makroekonomik verileri, haberleri ve tüm gelişmeleri çok yakından takip etmek ve tahlil etmek zorundasınız. Onun için bizim söylediklerimiz tek tek çıkıyor. Keza dolarda da 6.85 seviyesinin 5.85 seviyesiyle aynı olduğunu defa söyledim sizlere. 5.85'teki gibi önce 6.25 hareketinin görüldüğünü, geri çekilmenin olduğunu, 1-1.5 ay 5.85 seviyelerinde dolar kurunun kaldığını, sonrasında hızlı bir hareketle önce 6.25'e sonra 6.80'e gidilip 7.27 seviyesinin zorlandığını söyledim. 7.27'den 6.85'e yapılan geri çekilmenin de kalıcı bir geri çekilme olmadığı konusunda da ısrar etmiştim biliyorsunuz. Nitekim burada da 1.5-2 ay civarında kaldı ve sonrası çok sert bir şekilde yükseliş başladı dolar kurunda. Bakın başladı diyorum. Acayip yükseldi falan demiyorum. Bu hiçbir şey değil. Dolar kurunda şu gördüğünüz seviyeler, yani 7.27-28, 7.29, 7.30 falan seviyeleri önemli seviyeler değil. Borsa 120 bin seviyesinden beri diyorum ki çok ciddi bir satış baskısı gelecek. Borsanın tepe noktasındayız. Buradan gelecek satış baskısı bizi önce 115 bine, sonra 110 bine, ardından 105 bine, 105 binin kırılmasıyla 100 bine, 100 bin kırıldıktan sonra 60-70 binli seviyelere götürecek. 120 binden 60 bine giden bir borsa endeksi neredeyse sizlere %50 kaybeder. Tekrar o kazanımı sağlamak için de aylar, hatta belki yıllar boyunca beklemek zorunda kalabilirsiniz dedim. Tabii ki kaldıraçsız bir işlem yapıyorsanız ya da kredili işlemde değilseniz. Kaldıraçlı işlem yapıyorsanız borca bile girme ihtimaliniz söz konusu. Dolarda 6.85'ten 7.29'a giden süreç gördüğünüz gibi sadece bir günde oldu. Bir günde. Dün 7 liranın üzerine attığı an kendisini size şunu söyledim. Daha 7.01-0.02 seviyelerindeydi. Bu seviyeden dolar 7.20'yi yukarıya doğru kırar. 7.20'yi kırdıktan sonra da 7.80'e gider demiş. 7.20'nin bir hedef olmadığını da söylemiştim sizlere. Evet, 7.20 artık benim için bir hedef falan değildi zaten arkadaşlar. 7.20'de gördüğünüz gibi kırıldı. Bana göre bundan sonraki süreçte öyle 6.85'e falan bir daha geri dönmeyecek, dönemeyecek. Çünkü Türkiye'nin makroekonomik verileri ortada, haber akışı ortada, Merkez Bankası'nın rezervleri ortada, dış borç ortada, IMF'nin Türkiye ile ilgili açıklamaları ortada, Dünya Bankası'nın Türkiye ile ilgili açıklamaları ortada. Çok ciddi bir cari açık problemi var arkadaşlar. Bir kere bu bile tek başına Türkiye'deki doların devalüe olmasını beraberine getiriyor. Ha, bir tırnak açalım isterseniz. Önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bazı mailler ve sorular alıyorum. Şöyle bir soru gelmiş. İşte Almanya'da yaşıyoruz. Birikimlerimiz Euro'da genel itibariyle. Siz dolar devalüe olacak dediniz. Bu durumda biz Euro'daki paramızı dolara mı geçirelim ya da işte sterlindeki paramızı dolara mı geçirelim? Hayır arkadaşlar. Devalüasyon tüm yabancı para birimleri için geçerlidir. Nitekim bugün rakamlara baktığınızda sterlinin 9 liranın üzerine attığını kendisini görüyorsunuz. Euro'ya bakıyorsunuz şu an itibariyle 8.63 seviyesine gelmiş durumda. Dolara bakıyorsunuz 7.30'u zorluyor. Velhasıl arkadaşlar sadece dolar tek başına ülkede devalüe olmaz. Devalüasyon zaten dolarla, euroyla, sterlinle falan da ilgili değil. Türk lirasının değer kaybetmesinden bahsediyoruz. Ama genel itibarıyla dolardan bahsederek yolumuza devam ediyoruz. Tekrar altını çizerek söylüyorum ve tırnağı kapatıyorum. Tüm paralara karşı Türk lirasının değer kaybetmesi devalüasyonist etkidir.
Sabit kurda zaten devalüasyon olur. Dalgalı kurda olmaz. Biz dalgalı kur rejiminde olduğumuz için devalüasyon diye bir şey söz konusu değildir ama devalüasyonist etki görür. O etki de işte Ağustos 2018'de gördüğümüz etkidir. 3 liradan 7 liraya hatta iğne etkisiyle 8 liraya dokunan bir dolar kuru vardı. Ona artık devalüasyonist etki dersiniz. Hiçbir kademe kalmaz, yükseliş hiçbir şekilde durdurulamaz ve o hızlı yükseliş bütün piyasaların dengelerini alt üst eder. Şimdi arkadaşlar şu sorumuza bir cevap verelim isterseniz. Bu yükseliş hızlı bir yükseliş oldu, tekrar 6.85'e geri çekilecek. 6.80-85 civarında alırız ya da işte 7.30 civarında satalım, buralar tepe noktalar, bir daha görmez ve geri çekildiği anda bir daha buraya gelmesi neredeyse 1-2 yılı bulur. Bakış açısı doğru bir bakış açısı mı? Değil arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın, değil. Biz aksine bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle 6'lı rakamları bir daha görmeyeceğiz. Belki çok küçük bir ihtimalden bahsediyorum. 7.10-7.15 seviyelerine kadar dolar kurunda bir çekilme olabilir. Ama göreceksiniz bundan sonraki ilk hedef çok hızlı bir şekilde ve çok kısa vadede 7.80 seviyesi olacak arkadaşlar. 7.80 biraz zorlanarak kırılacak. Kırılacak mı? Kırılacak. Ama bir miktar zorlanacak. Çünkü zor bir nokta orası, hem psikolojik olarak hem de teknik olarak. Aynı 6.80'de olduğu gibi 7.80 kırılacak ve bu kez 8.20'lere giden bir dolar kuru göreceğiz. Kademeli yükseliş dahilinde 8.20'yi gördükten sonra bir miktar geri çekilip yine 7.85-7.90 civarında durabilir 1-2 ay ama yükselişini devam ettirir. Tabii bütün bu söylediklerimiz normal koşullar içerisinde. Biraz daha normal koşulları, daha doğrusu esas normal olan anormal koşulları konuşalım. Onlar da şu arkadaşlar, Türkiye'nin makroekonomik verileri o kadar dip yapmış durumda, o kadar bozulmuş durumda ki Merkez Bankası'ndan dış borcuna, cari açığından bütçesine kadar bütün sistem o kadar yıkım içerisinde ki bunlar ortaya çıktıkça dolar üzerindeki baskı daha da artıyor ve yabancıların Türkiye'ye olan ilgisi ve güveni daha da azalıyor. Onun için çok ciddi bir yabancı çıkışı var. Londra piyasası gibi uluslararası swap piyasalarında da Türk lirasına ilgi çok az. Türk lirasıyla dolar swap'ı yapalım dediğimizde de karşımıza %1250 gibi korkunç bir faiz oranı çıkarıveriyorlar. Birileri çıktı şey diyor, yani o gün için geçerliydi, işte kısa vadeli bir şeydi, sonrasında faizler tekrar geri geldi falan. Olur mu öyle şey arkadaşlar? Yapmayın etmeyin. Şimdi siz Türk liranızı götürüyorsunuz, ben dolar alacağım diyorsunuz. Dolarcı da size diyor ki tamam kardeşim, ver Türk liranı, al dolarını, bana da %3-5 faiz ver yeter diyor. Öyle mi? Hayır değil. Çok yüksek faiz oranlarının uygulandığı zaten ortadaydı. Türkiye'nin zaten yurt dışından borç bulurken bile %7-8 oranlarıyla borç bulduğu uzun zamandır ortada. Bunun üzerine bir de CDS ekleyin. 500 ile 600 arasında gidip gelen, ortalaması 550 puan olan bir CDS'ten bahsediyoruz. Bu da faiz ortamında 5,5 puana falan denk geliyor. Yani %7-8'in üzerine bir de 5,5 koyduğunuzda %13'lere, %14'lere varan bir faizle siz zaten dolar alıyordunuz. Hiç illüzyona falan gerek yok arkadaşlar. Türkiye'nin gerçeklerini bizim dışımızda herkes görüyor. Emin olabilirsiniz. Bir tek bizimkiler görmüyor. Buradaki vatandaşları kandırmak için elden gelen her şey söyleniyor. Ama yurt dışındaki yatırımcı yemiyor bunları. Onun için de çıkıyor diyor ki Türk lirasına karşı dolar mı istiyorsun kardeşim? Peki al doları, ver Türk liranı, karşılığında %1250 faiz uygularım. Çünkü senin paranın ne zaman devalüasyonist bir etkiyle karşıma çıkacağının garantisi yok. Daha ötesini söyleyeyim. Senin bu parayı ödeyebilme kabiliyetinin olup olmayacağı da belli değil. Yarın 7 lira olan dolar 20 liraya geldiği zaman sen o doları bulup bana geriye ödeyebilecek misin bakalım diye sorguluyor ve bunun için de çok yüksek faiz oranları uyguluyor. Şunun da altını çizelim. Evet, çok yüksek faiz oranları uyguluyor ama bu faizi vereceğim kardeşim deseniz bile size dolar vermiyorlar. Türkiye'nin dolar ihtiyacı zirve noktalarda. 2 gün önce yaptığım videoda, swap bombası doları patlatır videomda bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ne yazık ki herkes yaptığı yanlışların bedelini bir şekilde ödüyor. Geçen sene Londra swap piyasasında yaptığımız hataların bedelini ödediğimiz için bu faiz oranları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hem ekonomik dengesizliklerimiz var, hem de hem iç piyasada hem dış piyasada yatırımcılara güven
vermiyoruz arkadaşlar. Sadece doları baskılıyorsunuz. Doları baskılamayı bir marifet olarak gösteriyorsunuz. Borsayı tamamen spekülatif olarak yukarıya çekiyorsunuz. Varlık fonu kanalıyla sığ olan bir borsa yaratıyorsunuz. Sadece bankacılık hisseleriyle endeksi yukarıya bir balon etkisiyle çekiyorsunuz. Bunun burada kalacağını düşünüyorsunuz. Sonra yabancı yüklü parayla gelip sizin yaptığınız gibi Viyop'ta kafanıza çakıyor. Endeks 105 bin seviyesine kadar iniyor. Hatta 104 bin seviyesine kadar iniyor. Sen Ali Cengiz oyunu oynuyorsan Ali Cengiz olacaksın. Senden daha kurnazı varsa piyasada da daha temkinli davranacaksın. Biz temkinli davranmadığımız için ne yazık ki her seferinde ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. İşte doların geldiği noktada o bedellerden bir tanesi. Swap faizlerin geldiği noktada o bedellerden bir tanesi. Dünkü videomda aynı zamanda IMF'nin raporunu paylaştım sizlerle biliyorsunuz. Ve IMF raporunda şunu söylüyor. Gelişmekte olan ülkelerin işi çok zor. Geçmişten gelen sıkıntılarla birlikte pandeminin sıkıntıları birleşti. Hem dış borç bulamıyorlar hem cari açıkla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Bu ülke ekonomilerini büyük ekonomik krizler bekliyor diye bir rapor açıkladı adamlar. IMF'nin bu raporunda söylediklerini neredeyse 6 aydır söylüyorum pandeminin başından beri. Onun öncesinde de ısrarla Türkiye ekonomisinin yanlış yönetildiğini ve bu yanlış ekonomi politikası nedeniyle de çok derin, çok büyük krizlere doğru hızlı adımlarla gittiğimizi, bu işten dönülmesi gerektiğini söylüyorduk. Atılan bir adım oldu mu? Ne yazık ki olmadı. Özet, lütfen doların bir kez daha geri çekileceğini falan düşünmeyin. Bundan sonra 6 yıl seviyeleri falan görmeyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ilk hedef 7.80 seviyesi. Aha buraya yazıyorum. Aynı altında söylediğimiz gibi bu da birebir çıkacak arkadaşlar. Önce 7.80'i görecek dolar. 7.80'i kırdıktan sonra 8.20'li seviyelere gidecek. 8.20'yi gördüğünde umarım bir kırılma olmaz ve devalüasyonist etki başlamaz. Çünkü eğer devalüasyonist etki başlarsa bir anda 13.14'ü görürüz. Bir sabah uyandığımızda dolar 2 kat olur. Euro 8.64 seviyesinde, 8.66'yı gördü. 1.17'de uzun zamandır duran euro dolar paritesi 1.19'la 1.20'yi zorlamaya başladı. Ve bu nedenle de euro dolar paritesinin de etkisi. Aynı zamanda Türk lirasının euro karşısında da değer kaybetmesiyle birlikte euro 8.64 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Yükseliş devam edecek arkadaşlar ve büyük ihtimalle 9 lira kırılacak yakın zaman içerisinde doların 7.80'e gitmesi anında. Faize bakıyoruz, %12.26. 8.25'lik politika faizi, 12.26'lık piyasa faizi. Bakın arada tam 4 puan var. 400 bas puan var. Bu şunu gösteriyor. Piyasa politika faizini kabul etmiyor. Merkez Bankası ne kadar faiz indirirse indirsin, piyasa kendi faizini uygulamaya devam ediyor. Çok da haksız değil. Bir ülkede enflasyon %11.76 iken, o da iyi koşullar içerisinde, 8.25'lik faiz uygulayamazsınız kardeşim. Doğal olarak da siz uygulamaya kalkarsanız piyasa uygulamaz. İşte piyasanın faizi 12.26'ya geliverir. Altının onsuna bakıyoruz. Rekor üzerine rekor kırıyor. Geçtiğimiz videolarda çok sık dile getirdim biliyorsunuz. Altın rekor üzerine rekor kıracak diye. Evet, rekor üzerine rekor kırıyor ve kırmaya da devam edecek. Alın tek bir haber vereyim sizlere. Bu bile aslına bakarsanız altın neden yükseldiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Pandemiyi falan kenara atıyorum. Yani o zaten çok ciddi bir etki yaratıyor ama pandemi dışında bakın 3 Kasım'a kadar gerilimin devam edeceğini söylemiştim. Dün bir haber verdik, Amerika ile Çin ticaret anlaşmasının birinci fazını görüşelim konusunda düşünüyorlarmış diye haberler yaydılar. Ama bugünkü habere bakıyorsunuz, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'li şirketlerin Çinli teknoloji şirketlerinin uygulamalarını dijital ortamlardan kaldırması için uyarıda bulundu. Veri güvenliği nedeniyle. Velhasıl arkadaşlar şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Amerika ile Çin arasında hem teknoloji savaşları var, hem siyaset savaşları var, hem de ekonomi savaşları var. Umarım bu bir ötedeki faza geçmez. Şu bile piyasanın gerilmesini, altının gerilmesini, yukarıya doğru hızlı ilerlemesini beraberine getiriyor. Hele ki öyle bir şey olursa zaten iyi de niye kontrolden çıkar. Altın rekor denemelerini devam ettirecek. Yakın zaman içerisinde 2200-2300, orta vadede 2500, uzun vadede 3000 dolara giden bir ons görürüz. Gram altında da bu kademelere bağlı olarak önce 500-600 aralığı, ardından 800, ardından 1000 liranın üzerindeki gram altın fiyatını görürüz.
Ütopik mi geliyor? Peki kardeşim, siz Türk lirasında kalmaya devam edin. Ütopik geliyorsa altın falan almayın. Ama altın 1000 lira olduğunda da ağlamayın. 1000 tane gerekçeyle size hem doların hem altının neden yükseleceğini aylardır anlatıyoruz. Kimseye de yalvarmıyoruz gidin dolar altın alın diye. Bizi sahiden tarafsızca dinleyenler de kahvelerini yudumluyorlar, koltuklarına yaslanıyorlar, keyiflerine bakıyorlar ve paramızı bugün de koruduk diyorlar. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.